Herkese merhaba. Üç tane var. Merhaba. Bugün yanımızda Sırtlan Kitap'tan Emre var. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Konukları sevdiğimizin son halkası kendisi. Abi halka dedim ama kusura bakmayın. İyi kuyudan çık bunu. Kuyudan da çıkabilirim. Evet. Kuyu var yanlarına geç. Sırtlan Kitap neler yapıyor? Zaten Şehzade Yangını biz Burç'la bol bol şey yapıyoruz. Okuyun ulan. Baskısı. En sonunda da zaten Sümeyye'den başka bir yerde çıktı. Fasikül girişimleri var, kasap var, vamp var. Evet. Söz artık sende. Bayağı Türk sanatçıları, yerli sanatçılara diyelim. Bayağı bir şey var. Evet, yani ilgimi diyelim, öyle bir kanal açmamı diyelim bilmiyorum yani. Evet, yani başından beri zaten aklımdaki şey hani... İlk kitabımız hani Todd'du bizim mesela. Todd'la giriş yapmamızın sebebi de oydu yani. Kutlukan Pelgel'in Amerika'da yaptığı bir işti bu. Image'den çıkmıştı ilk olarak. Evet. Onunla başlamamızın sebebi de hani aslında bizim çizeceğimiz yolu bir ufaktan şeyini vermekti. İpuçlarını vermekti yani. Bu tip şeyleri kolay. Yani Türkiye'de yapılmış bir iş varsa, Türkiye'de yapılmış bir işi değerlendirmek ama o dönem yoktu öyle bir şey. Ve hani yurt dışında Türk sanatçıların, Türk çizerlerin yaptığı neler var? Oradan başlamak ilk etapta. İşte Todd'la başladık. Sonra hani ilk önce hani Türk çizerlerden gidecek olsak Selçuk'la tanıştık. Selçuk bana Şehzade Yangını getirdi şey olarak, proje olarak getirdi. Çok hoşuma gitti hikaye. Çizgisi zaten. Şöyle onu da gösterelim. Hatta onları. Şöyle 3 kitap çıktı şimdiye kadar. Hani şöyle bir algı var, onu da söyleyeyim. Hani 3 kitap da yarıda kaldı gibi bir algı yok. Selçuk o sırada başka işler aldı dışarıdan, yurt dışından iş aldı. Ve ara vermek zorunda kaldı. Bir de çok yorulmuştu açıkçası. Türk çizerlerimiz sadece şunları yaparak geçinemedikleri için birazcık ikinci iş olarak yapıyorlar bunları. Yok yani yurt dışından iş alması iyi oldu. Aslında bir şey. Evet. Hani çizgi roman işi aldı dışarıdan. Şey, henüz proje aşamasında olduğu için dillendiremiyoruz çok fazla da. İşte o girdi. Araya bir de abi, çok yoruldum dedi. Hani aynı şeyi çizmekten ve biraz... duranlık başlamıştı. O yüzden mesela hem elini şey yapmak için hem de bir kafayı toparlamak için kasaba başladı. Boşta durmak istemedi o arada çünkü. Yani zaten o arayı verecekti bir şekilde 3 ile 4 arasında dinlenmek için. Çünkü bu 96'şar sayfayı tek başına yazıp çizip renklendirdiği için böyle sürekli böyle gündüz mesaili bir işte çalıştığı için belli bir şey oluyor. Çöküntü tabii. Oluyor yani. Yani. Çok yorucu bir şey. Yani Türkiye'de genel kolay olarak tek başına yapmak. Yani birçok çizer hani ilk olarak özellikle hani bu işe tamamen yurt dışına Türkiye'ye yaparak para kazanılmıyor zaten genel olarak da yurt dışında hani düzenli bir iş yapana kadar genelde hani çizgi roman yapmak iki yan hobi gibi yani oluyor. Geçinmek zorunda çünkü hani bu hiçbir yayıncıyla alakalı bir iş değil. Türkiye'deki satış rakamlarının çok düşük olmasıyla alakalı. Bunu birçok yerde dile getirmişizdir. Hani satış adetleri düşük ya basım adetleri düşük olduğu için en yüksek telif marjını da ödeseniz ele geçen para çok cüzi bir. Yani maalesef. Süper kahramanlar çok satıyor. Süper kahramanlar da senin uzak durduğun işin alanı yani. Ya o şey uzak durmak değil. Ben severim okurum da çok da okurum ama yok basarken uzak basarken ya zaten artık alınabilecek bütün line'lar alınmıştı. Ve aslında çok da girmek zaten başından da çok istemiyordum girmeyi çünkü çok hırçın bir piyasa orası. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Böyle çok fazla yayın evi var. Marvel basan şimdi DC'de basan 5 yayın evi mi oldu şu an? Evet. Evet. Yani 5 farklı yayın evi DC için kapışıyor. En son 7 yayın evi vardı Marvel basan. Hala 7 mi? Saymadım bile. 7 farklı yayın evi Marvel basıyordu. Panini varken 8'i de 7'yi mi sonra falan neyse. Panini çok şey yapmadı ya. Onu saymadım. Şöyle bir baktı. Hadi acılar dedi gitti yani. Bu arada diğer yayın evleri yüzünden değil o Panini'nin kendi suçuydu onu da şey yapmadı. Tabii yani o kimseyle yani. Alakası yok. Ki hani bu kadar çok dağılmasının sebebi de aslında İtalya'daki Panini bir yandan yani her... Yani evet şimdi biz de gitsek işte şunu kimse basmamış mı hadi onu da biz basalım desek büyük bir ihtimal kimse ilgilenmiyorsa verecekler yani öyle bir 9. yayınımız da biz oluruz istesek. O çok tercih ettiğim bir şey değil hani çünkü daha önce işte Marmara Çizgi'de de olsun işte Mürekkep yayınlarında da olsun Arka Bahçe'yle başlayarak zaten bu mutfağın içinde bulundum şeyin içinde yani bu süper kahraman mutfağın içinde farklı bir şey yapıyorum yani yayıncılık yapıyorsam böyle daha yayıncılıkla ilgili bir şeyler yapayım istedim. Zaten kendi başıma yapıyorum işi keyif alayım yaptığım işten keyif alayım. Daha çok keyif alayım. Öbürü de keyifli de. O zaman bayağı istediğin gibi gidiyor diyebiliriz yani şu an. Yani şey olarak evet. çok çok tartışmalı bir konu. Evet istediğim gibi gidiyor. Çizgi olarak istediğim çizgide gidiyorum. O çizgiden çıkmamaya gayret ettim. Daha da
düzelir, daha da iyi olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Yani şey oluyor yani, bir yayın evinin mesela kendi takipçisini oluşturması bir zaman alıyor. Tabii yani, tabii kesinlikle. Hani evet artık sırtlandan bak bu çıktı, bu benim zevkime göre diyen bir kitle yavaş yavaş oldu zaten bildiğim kadarıyla. Tabii. O süreç zaten 2-2,5 seneden aşağı asla sürmediği için bence gayet normal çizgide ilerliyor şu an, sırtlan güzel gidiyor yani. Tabii. Mesela şeyler yani çocukla anına geçiş sürecini de merak ediyor olabilirler insanlar. Mesela bu kitap senelerdir bildiğimiz bir kitaptı. Oraya geleceğim. Yani sıradan şey yapıyorum. Ben alıştım bizim yeni çıkanlar şeyinden tak tak alıp göstermeye, onlar oluyor. Mesela şu artık baskısı yok da hani arayan varsa şu an paralel evrende var. Babama iki Japon balığıyla değiş tokuş ettiğim gün çok enteresan bir hikayeydi. Ben aslında çok Neil Gaiman hayranı bir insan da değildim. Ama çocuk kitaplarının daha iyi olduğunu düşünüyorum hala. Yani daha rahat yazdığını, böyle çok kasmadığını falan. Zaten bunu niye kimse almamış? Yani bu ilk basımı 2000 mi? 2001 mi? Öyle bir şey Amerika'da. Ve bunu ajansla konuştuğumuz zaman kimseye satamadık biz bu kitabı dedi. Dedim benim ben basayım o zaman. Madem kimse almıyor. Olur. deneyelim bakalım yani. Hatta işte bu ve şu duvarların içindeki kutuları birlikte yani arka arkaya basıldı bunlar. Bu da ödüllü bir kitaptır bu arada. Bunları aldığımız zaman bize yani yayıncısı çuğları gönderdi. Bunları da bir inceleyin isterseniz. Ama bunlar yani 4-8 yaş çocuk kitabıydı ve yine kafamızda değil, olmayan bir şeydi. Ağlamadılar. Yani ama bakınca hadi bunlar ne kadar güzel çocuk kitabıymış. Yani böyle insanın çocuk olası geliyor. Yani çizimleriyle, hikayesiyle ve şu ana kadar görüp de böyle kafayı yemeyen çocuk da görmedim ben. Deliriyorlar bunları gördüğüm zaman. Ama biz zaten ülkece panda seviyoruz. Evet ya panda. Yani. Seviliyor bir de hakikaten. Hadi dedik o zaman şey yapalım. Yani neden olmasın ki? Gene böyle hakikaten gözden kaçmış, kimse ilgilenmemiş. Ne çocuk yayıncıları, ne Neil Gaiman'ın diğer yayıncıları. Evet. Zaten biz bunları anlaştıktan sonra kıymete bindi biraz. Öyle bir, olur. Blueberry Girl diye bir tane daha vardı. Böyle Charles West de yaptı Neil Gaiman. Onu hemen almış biri o arada. Dedim onu da sıraya koyun bana. Hani bunları bastıkça ona da sıra gidip ya onu aldılar dedi. Hemen o arada biri sıkıştırmış onu yani. İsim vermeyeceğim. O kendini bilir o. İzlemiyor olabilirler. Neil Gaiman yayıncılarından biri evet. yani o çocuk line'a girişimiz öyle oldu. Çuğuyla oldu ya. Çok güzel. Yani neden olmasın? Sırtlan Çocuk diye bir alt marka yaratalım. Çünkü çocuk kitabı çok güzel bir şey. Yani görsel açıdan yani grafikle ve illüstrasyonla ilgilenenler varsa çok acayip işlerle karşılaşabilirler yani orada. Zaten çizer işte ya. Dave McKean yani biz buna. Evet yani Dave McKean'i siz Arkham Asylum'dan tanıyorsunuz. Batman okurları. Evet. Aynı çizerdir yani. Şu üç kitap. Bu çılgın saçta onundur. Neil Gaiman'ın yaptığı çocuk kitapları yani. İlgilenenler varsa. Ya bu çocuk kitabı bizde algısı aslında şöyle bir şey var. Yurt dışında bu çocuk kitaplarını takip eden çok yetişkin var. Çünkü bunların aslında bazıları gerçekten çocuklar için değil. Yani hatta yetişkinlere yapılan aynen çocuk kitapları. Ya ama çoğu masal da öyle değil mi zaten? Ne tabii, ararsan evet. Kolu bacağı yenen babaannesini kurtun karnından çıkaran falan denilen masalı denilen bir ortamda. Zehirli falan. Evet tabii canım. Yani kırıntı takip ederek. Hatta yeni jenerasyon çocuk kitapları, şimdi ben doğal olarak çocuk kitabı yayıncısı da olduğum için sürekli takip ediyorum ne çıkıyor, dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Çok acayip illüstratörler var böyle çocuk kitabı yapan, evet. Hikayeler illüstratörler ve hissediyorsun ha diyorsun ki bu kitabı çocuklar için, bu kendine yapmış. Kendi çizgisini göstermek için yapmış onu çünkü ya çok güzel çizgi ama çocuğa nasıl okutacaksın, çok karanlık bir çizgi bir yandan da. Var öyle çok güzel kitaplar var ama ona cesaret edemediğim şimdilik. Ya çok gerçekten yani hani şimdi bir mesela daha bu gerçekten hani yani mesela çünkü gerçekten çocuklar için bir kitap. Tabii mesela, tabii 4-8 yaş arası. Mesela bu şu ikisi yani gerçekten ebeveynler için. Yani bu hani çocuk da okuyabilir belki ama hani şey anlamında yani okur ama mesela anne baba ya da yetişkinler başka bir şey alır. Hani ya fuarda kitap, başıma geldi mesela bunu almış bir anne baba geldi böyle ufak kızlarına. Onu sonradan çıkmıştı o. Yani geldiklerinde aa dedi bu yeni çıkmış işte bunu almamışız falan filan. Orada dedi bir babası şey dedi beni iki Japon balığına satmıştı dedi ilk kitapta bakalım burada başıma neler gelecek dedi yani. Baba çok eğlenmiş belli okurken çocukla yani. Bu sefer bari biraz daha yüksekten gidersek demiş. Tabii tabii. Ucuza gitmiş. Anam kurtlar. işte sonra yani Neil Gaiman çocuk kitaplarından da daha da sıyrılıp işte Bayanlı Çıkırık ve Küçük Pırt diye böyle bir güzel kitabımız var çocuklar için gene. İnsan vücudunu anlatan, vücuttaki gazları anlatan. Öyle gitti daha da var birkaç tane daha şu an hazırlanan çocuklarımız var. Özellikle gastritlere tavsiye ediyorsunuz. Tabii canım orada sindirim kanalında Borazan'la geçen bir karakter var. Gezen bir karakter var. Howard diye.
O muymuş bütün olayın sorumlusu? Yok abi, o şey. Ha, oku. Spoiler değil, oku. Bir de şu var. Bir dönem Conan hayranlarını bayağı sevindiren bir iş yaptım. Abi o Conan hayranlarını sevindirmekten ziyade aslında çizerleri sevindirmekti amaç orada. Yani Buscema niye Conan marka bandı? Çünkü John Buscema Conan'ı Conan yapan adamdır benim gözümde. Yani dünyada birçok insanın gözünde de öyledir. Yani ilk Conan çizgi roman yapılırken Barry Windsor Smith çizdi birkaç sayı ama ondan sonra John Buscema'ya geçtikten sonra o iş daha da geri dönüşü öyle olmadı. Yani ondan sonra çizerler de hep bu çizgiyi sadık kalmaya çalıştılar. Conan deyince akla gelen tipi İlk yapan adam Buscema yani. O yüzden kapakta şu görseli tercih ettik. Orijinal kapağı mesela buydu kitabın. Ama bu kitap yani şu kapakta bunun çok güzel bir tablo bu arada. Bu sevmediğimiz için değil. Bunun kitabın içini anlatamayacağını, Türkiye'deki okuru anlatamayacağını düşündüğümüz için kapağı değişti. Türkiye'de değişiyor. Özellikle hani Buscema direkt Conan'la bilinen. Ya bunu kimse Buscema'yla, çünkü kitabındaki imzası da çok okunur değil. Ve özdeşleştiremeyeceklerdi yani. İlk bakış algısı, rafta görüş algısı. Sen bunun telifini başvurduğunda adam niye mi demişti? Bunun öyle bir hikayesi var değil mi? Yani öyle bir garip zaten şey, David Spurlock hani şey ne derler? Röportajı da yapan adamdan aldık galiba. Bu şeyin işte Vanguard Publishing, böyle yaşlı adamların kurduğu, yaşlı adamların devam ettirdiği bir şey. Adamla bir ara Facebook'tan konuşuyorduk. Yani mailleri cevap atmıyordu, ben Facebook'tan yazışıyordum adamla yani. Ve sürekli böyle fuarda genç kızlarla fotoğraflar çektiler. Yaşlı kadınla kendisi. Çok enteresan bir adam yani. Mail atıyorsun, cevap yapıyorsun, bakıyorsun bilmem neredeki komik konuda böyle hep bir şey var. Abi canlı yani böyle, kurt, yaşlı kurt tam. Bunun da yani bitti gibi değil mi baskısı? Az var. Yani şu an baskısı var ama çok uzun dayanmaz yani öyle şey ne derler, hani yaldır yaldır yok. Zaten az basmıştık onu, limitli gibi oldu. Yani bu bilmiyorum, Türkiye'de ilk basılan artbook olabilir yani, hatırlamıyorum başka da bu galiba. Yani çizim kitapları basıldı daha önce. Evet. Hani bir şey işte anatomi kitapları, evet, bilmem ne kitapları falan da hani bir çizere ait bir artbook benim de bildiğim ilk basılan. Bunu zaten alıp ben mesela evdeki Conan'ların en başına koydum. Seni bununla başlıyor. Conan'da evet biz özdeşleştirdik ama esas dediğim gibi burada John Buscema'nın ölmeden önce yaptığı son röportaj var ve o bütün o Amerikan illüstrasyon hani şunlar mesela o pulp roman kapakları olarak tabir edilen o illüstrasyon dünyasını hani nasıl bu seviyeye geldiğini, neler çektiğini, ne kadar zorluklarla şey yaptığını, Stan Lee ile olan muhabbetlerini, Çincileriyle olan muhabbetlerini vesaire her şeyi çok net bir şekilde anlatmış. Çok da eğlenceli bir röportaj yani şey olarak. Çizer olmak isteyen herkese tavsiye edebileceğim bir kitap açıkçası. Yani şey gibi o işin, ders kitabı gibi. Bak öğren. Zaten artık onun olayı değil. Tabii. Ya bir de işte hem bak öğren bir de verdiği şey var. İçinde böyle çok ufak ipuçları var, güzel. O dönemde, bu ilk dönemde bastıklarından biri de buydu. Evet. Kırlangıç oyunu. Kırlangıç oyunu gerçek bir hikaye. Lübnan İç Savaşı'nı benim yaş grubum hatırlar. 80'lerin ortasında başlayıp, 70'lerin sonunda başlayıp 80'lerin sonlarına doğru falan devam eden bir iç savaş vardı. Biz haberlerde hep izlerdik işte çatışmalar, bilmem neler, Beyrut'ta, Mevlüt'te falan diye. Siyah beyaz. O dönem işte esas çizer Zeynep Abiraşit de Lübnanlı, Fransa'da yaşıyor şu an. Kendi başından geçmiş bir geceyi anlatıyor aslında. Yani evden çıkamıyorlar, çıktıkları zaman böyle varilden arasına saklanarak böyle yiyecek içecek bulmak zorundalar böyle. Çünkü sürekli keskin nişancılar var çatılarda ve tak tak indiriyorlar milleti. O bir geceyi anlatıyor. Komşularıyla bir odaya sığındıkları, bütün apartmandaki komşularla, çünkü bombardıman var o sırada, karartma var. Ve kendi kendilerini böyle bir şekilde motive etmeleri, işte moralleri bozulmasın diye böyle bir eğlenmeye çalışmaları, sohbetleri, anılarını anlatmaları birbirine, onu anlatıyor. Çok güzel bir kitaptı. Ben bunu ilk mürekkep için istemiştim. O sırada mürekkepte çalışıyordum. Onlar karar verene kadar zaten ben ayrıldım, kırlangıç kurdum. Baktım onların ilgileneceği yok, dedim ben yani basacağım bu kitabı, öyle
Çok hoşuma gitti çünkü. Madem öyle diyorsun. Bir şekilde basacağım ya. Deniz Kurdu da öyledir mesela. Yine mürekkep için düşündüm ama mürekkep karar verene kadar benim işten ayrıldım. Baktım ilgilenmiyorlar. İyi o zaman bu sözleşmesi ben yapıyorum deyip aldığım bir mükemmel bir uyarlamadır. Jack London'un uyarlamasıdır. Çizimleri özellikle acayip. Yani çizerler zaten bayılıyor genel olarak. Çizer hani olarak yani çizime meraklı herkesin şöyle bir sayfa göstereyim ben. Bakması yani alıp hani göz gezdirmesi gereken, ara ara açıp bakması gereken bir çizgi roman. Bu arada bu kitabın sayfaları 2013 yılında Hamburg'da Denizcilik Müzesi'nde sergilendi arkadaşlar. Yani Almanlar bunu gördükleri zaman bu Fransız çizgi romanı görmüşler ve Refraps'te Belçikalı diye biliyorum. Zaten çok fazla işi de yok böyle. Birkaç tane öyküsü var bunun dışında. Kısa öyküsü soran olmuştu çünkü başka bir şeyini basacak mısınız Refraps'in diye. Yok adamın başka işi yok. Hani böyle kitap olarak basılabilecek. Yani kısa öyküleri var. Hani çok şey değil. Hani bu formatta değil onlar. Keşke olsa da bassak. Şey yapalım. Biz baskı yapalım. Ne kadar abi sallar bir adam. Esas işi galiba adam da illüstratörlük falan yani. Esas şey bu değil. Genç bir adam da değil yani öyle baskı yapasın. Yani yaşlı adamlardan telif alıyorum sürekli. Tabii tabii. Bu mudur yani? Huzur evi gibi oldu. Sırttan huzur evi. Kasaba geçelim o zaman. Aslında en çok ses getiren kasap herhalde oldu. Kasap oldu. Öyle oldu. Yani şimdi Sümeyye Selçuk'un tahtını zorluyor. O da yani başka bir yerde çünkü güzel ses getirdi. Şimdi hakkını yemeyeyim. Ama kasapta şöyle bir şey vardı. Yani bu başka bir yer yurt dışında basılmıştı fasikül olarak. Biz aynı formatta burada devam ettirmeye karar verdik. Bu kapak dünyada sadece Türkiye'de basıldı arkadaşlar. Varyant kapağı bu değil Amerika'daki. Bu Zeynep Özatalay'ın çizdiği bir kapak. Ve bunu pin-up olarak çizmişti Sümeyye için. Cildi için daha doğrusu Amerika'daki cildi için. Ve kitabın arkasında pin-up olarak vardı. Biz dedik bunu bize özel bir şey olsun, Türkiye'ye özel bir şey olsun ve hani Zeynep de sevdiğimiz bir arkadaşımız olduğu için onun çizimi olsun. Başka varyant kapak yapmayalım. O yüzden hani sadece Türkiye'de basıldı bu kapak. Sınırlı sayıda basıldı. Sadece çizim roman dükkanlarına veriliyor. Zincir mağazalara değil, sadece çizim roman dükkanlarına satılacak. Çünkü çok az adet de var zaten. Neyse kasaba dönecek olursak, kasap işte Selçuk'un hani Şehzade Yangını'na dinlenmek için hani boş durmayayım bari, orada da bir şeyler çıksın hani. Hem soğumasın ara hem de biraz Şehzade Yangın'dan uzaklaşayım, kafam dinlensin biraz diye başladığı bir projeydi. Zaten kafasında olan bir hikayeydi. Bari dedi çizeyim onu orada boş durmamak için. Dedim bunu o zaman şey yapalım, kitap olarak gene düşünmüyorduk başta, sonra fasikül yapalım. Yani fasikül olan ilk önce Vamp'la başladık. Vamp'la başlamamızın sebebini de şöyle anlatayım, bunun kenarı şey olmuş. Bu da bu arada Sümeyye Keskin varyant kapağı Vamp'ın. Bu da sınırlı sayıda var. Sadece çizgi roman dükkanlarında bulabilirsiniz. Celal bize, yani bizimle iletişime geçti, Ankara'da yaşıyor. Dedi benim böyle bir projem var dedi. Yani Amerika için yapmıştım bunu dedi zamanında ama hani öyle duruyor bende, hakları bende dedi, şey değil. Ufak bir bağımsız yayın evi için yaptığı bir projeydi. İsmi de farklıydı oradaki. İlgilenir misiniz dedi. Abi dedim getir bu, yani 3 tane mini hikaye var bunun içinde. Hani şey yapalım. Fasikül olarak basalım, bir deneyelim fasikül ne olacak acaba Türkiye'de, nasıl ilgi görecek. Öyle başladık ve baktık ki yani güzel, hiç fena değil. Yani insanlar fasikül, çünkü Yıldıray'ın Karabasan'ı yaptığından beri arka bahçe hiç kimse fasikül yapmayı denemedi Türk bir çizere. Deneyelim o zaman, neden o kanalı tekrar açmıyoruz? Evet. Arka kapak da zaten Yıldıray'dı değil mi? Arka kapak da evet, Yıldıray Çınar çizimidir. Böyle üç kısa hikayeden oluşan bir sayı sıfır olarak çıkarttık. Bunu iyi ki de öyle yapmışız çünkü birinci sayısı gelemedi bunun. Celal yurt dışında iki tane iş yapmaya başladı. Hem hack slash çizmeye başladı image için hem de Zombie Tramp. Hangi yayın eviydi o? Neydi? Action Lab. İçinde Zombie Tramp çizmeye başladı. Aynı anda Amerika'da iki iş yaptığın zaman nefes alacak vakti kalmıyordur yani. Tabii no, bir iş çok zor. Çok zor bir iş yani. Ayda 48 sayfa falan çiziyor herhalde yaklaşık ortalama. İkisini de aylık çiziyorsa. Ve yani abi dedi ben devam edemiyorum yani hikaye var ama çizemiyorum vaktim yok dedi. Ben de hani dedim abi ne zaman çizersen o zaman çünkü zaten tabii yarım kalan bir şey yok orada. 3 tane mini hikaye var. Çünkü o karakterleri dağıtacaktık biraz biz aslında öyle bir hikaye vardı. Hani orijin hikayelerine girecektik. Bir gün derse ki abi işte tamam ben hani hallettim bu işi. Nasıl dediği an ben yani hiç şeyim yok. Hemen sokarız matbaaya. Gönder gelsin. İşte o Vampir şeyiyle birlikte, dalgasıyla birlikte kasaba dedik fasikül yapalım. Yani o devam edemedi, en azından devam edebilecek bir şeyimiz olsun. Hani o algıyı oturtalım.
İşte kasabın nasıl arka kapağı Ethemon'un bilgiçtir. Arka kapakları. İkinci sayıda hatta Ethem'in kendi çizgisi de var. Uğur Ünsoy'la birlikte. Üçüncü sayıda da Ethem olacak. Ama Ali Çetinkaya var Uğur'un yerine bu sefer. Yine üç çizer olacak. Bu zaten hatta, bizim dükkan kapağımız. Evet, bu paralel evren varyantı. Sadece burada bulabileceğiniz bir kapak. Bir de üçüncü fasikülde sürpriz olarak sonunda benim bir kısa mini hikaye olacak. Furkan Birgün'ün çizdiği. O da işin şeyi, bonusu. Bir 2-3 sayfalık bir kısa hikaye çizdi. Bu yani şey olarak hani okuyucular açısından da iyi bir şey. Hani fasikül şöyle bir şey, daha ucuz oluyor. Hani deneme amacıyla alıp okuma şansın da daha kolay. Aynı zamanda zaten okuyunca bir devam da ediyorsun çünkü gayet güzel. Ya şimdi sen fasikülcü adamsın. Biz evet. Fasikül kültüründen geliyoruz. Yani o biz keyiftir ya. Yani çok zevkliyiz. Ben kaç senedir işte bu son 10 küsür sene içinde en az 5-10 kere şey yapmışımdır. Abi artık fasikül almayacağım deyip tabii, sonra tekrar almaya başlamıştım. O bırakamıyorum. Her fasikül koleksiyoncusunun bayağı çaycığı hepsinin tepesinde dolaştığını. Abi evde koyacak yer yok. Her taraf kutu kutu fasikül. Ama abi. Almayayım artık falan. Deneceksin alırsın gidip. Korumasını alacaksın, koyacaksın, arada bir çıkaracaksın, seveceksin, okşayacaksın. Fasikül öyle yani. Evet. Yapacak bir şey. Ama işte keyfi o zaten yani. O bir kültür, bir yani koleksiyonculuk. İşte pul koleksiyonculuğu gibi, model araba biriktirmek gibi, ne bileyim işte. Anahtarlık biriktiren vardır falan filan. Yok şey olarak da iyi oldu ve hani şey yani okuyuculardan gelen tepkiler de çok olumluydu. Hani ikinciyi sabırsızlıkla bekledi okuyucu. İki yani şu an üçü bekliyorlar. Hani iki geldiğinde. Eli kulağında yani son birkaç sayfası kaldı. Ethem'in son dokunuşlarını bekliyoruz onun için. Yani çünkü şeyin burada Ethem'i kurtların önüne atayım da. Gazlamak gibi olmasın Ethem hadi. Sayfaları yani Çetinkaya'nın sayfaları bitti. Ethem de yani şimdi şey yapmıyorum çünkü iş geldi o sırada dışarıdan. Aciliyeti olan. Biraz aksadı o yüzden birkaç gün şey girsek. Geç olsun güç olmasın. Tabii tabii tabii. Orada işte tabii, tabii, başka bir yerde çıksın da yani şey olmasın. Yani hadi. Şubat ayı içinde çıkmasını umuyorum. Hı. Yani eğer başka bir Ethem sana bir yorum. Sana bir yorum. Bilmem belli oluyor ama Ethem hadi. Yok yok ben yoksa seni sıkmak için söylemedim canım. Yok canım. Şuna geçelim abi. Yıllık izin. Yine Türk. O da uykusuzdan tanıyan tanıyordur. Erman Çağlar'la Ender Yıldızhan'ı. Ben de uykusuz zamanlarda, orada çalıştığım zamanlardan tanıyordum mürekkeple çalışırken de. Hani onlar da şey dediler, böyle böyle bir projemiz var, ne yapabiliriz? Hani nasıl yapalım falan filan. Ender'in çizimler, ya benim fikir olarak en çok hoşuma giden oydu. Bunların hepsi Instagram karesi olarak tasarlanmış. Yani sanki Instagram fotoğrafı gibi düşünüp çizmiş hepsini. Hani seyahate giden herkes bir uçaktan dışarının fotoğrafını çeker mesela. Mutlaka bir kanat fotoğrafı çekilir, o fikstir. O Instagram klişelerini kullanarak, çizerek bir tatil hikayesi. Bir beyaz yakalı bir insanın işte popüler diye işte sırf Amsterdam'a gitmesi, işte Amsterdam'ı sevmek zorundaymış gibi çok ballandırarak anlatması. Bu hepimizin Instagram'da gördüğü şeyler sürekli. Evet, şu tatile giden insanın dünyanın en mutlu insanı gibi. I love diyor. Amsterdam önünde çekilen tabii, aile tabii. Fotoğrafından bahsediyorsun değil mi? Yani o, onunla, onu tiye alan, o işte Instagram tatilcilerini tiye alan güzel bir şey. Yani çok eğlenceli bir hikaye benim için. Bir de ben kapak tasarımını çok seviyorum şöyle. Panoramik olarak açayım. Ender müthiş bir iş çıkarttı burada. Kapak tasarım olarak. Hani iç kapak şeyleri de öyle. Hakeza gözüküyor mu oradan bilmiyorum bile. Tavşanlar ben koyarsam aşağıya koyayım. Hep öyle yapıyor. Artık sen söylüyorsun. Böyle bir kitap. Konuşmadığımız bir turnuva kaldı. Kapa var. Kapa var. Oradan gidelim yine Türk, hani yerli diyeyim, Türk demeyeyim de yerli. Bu da Bant'ın sahiplerinden Hakan Dedeoğlu, aynı zamanda TSU diye, TSU diye bir projesiyle müzisyen aynı zamanda. O ve işte bence Türkiye'nin en iyi illüstratörlerinden biri Sadi Güran'ın ortak bir projesiydi. Hakan bu hikayeyi, bu turnuva hikayesi Osmanlı'da kayıtlara geçmiş ilk vampir vakasıdır. Hatta şöyle göstereyim, bu 1833-1883 iki farklı kaynak var. Hangisinin doğru olduğu, 1833'ün daha doğru olduğuna inanılıyor. Burada 1883 yazdık biz, ikinci baskıyı yaptık. Tabii ikinci baskıda onu düzeltmedik de tarihi çıkarttık oradan.
Turnuva yazdı sadece. Onun sebebi sadice iki farklı kaynakta, iki farklı tarihli... Niye? Vampir hikayesi ise normal aslında arada 50 yıl. Çok şey değil. Bir tefrika var burada. Hani bir gazete küpür var. O gazetenin tarihi de ona galiba şey... Hani biz okuyamadığımız için tam tarihini. Öyle bir sıkıntı var orada. Bazı kaynaklarda öyle geçiyor. İki şeyde geçiyor yani. O yüzden ikinci baskıda onu turnuva olarak yazdık sadece. İlk baskı zaten hemen bitti. İyi oldu yani. Bitti, bir an önce düzeltmiş olduk o şeyi. Düzeltme dediğim gibi, çok düzeltme de değil de işte bir revizyon diyelim. Turnuva o zamanlar Osmanlı toprağı ve orada bir şeyler oluyor. Ve bu Giovanni Scognamiglio'nun bir kitabında geçiyor bu. Vaka bu vaka birkaç kaynakta daha geçiyor. Hakan da ondan etkileniyor. Yani oradan okuduğu zaman ne kadar acayip bir hikayeymiş deyip araştırıyor ve onunla ilgili bir öykü yazıyor. Sadi de bu öyküyü resimlendiriyor. Şöyle göstereyim Sadi Güran'da. Ve güzel bir korku öyküsü çıkıyor ortaya. Yani... Merhaba. Merhaba. Hani oluyorum değil mi ben kitaplara bakıyorum? Yok canım, buyurun. Kafayı göstereceğiz. Kapa, aslında benim başlarken hayalimde daha çok grafik roman vardı. Yani evet, bir Türk çizer line'ı yaratmak ama bir yandan da grafik roman ayırsa. İkinci kitabımızın Kırlangıç Oyunu olma sebebi de oydu yani. Oradan da ekmek vardı bir yandan ama sıralama biraz bozuldu. Yol yolda oluyor öyle şeyler. yani başka şeyler çıkıyor karşısına insanın ve o sırada işte Şehzade Erman'ları girdi devreye. Atıyorum Deniz Kurdu girdi, çocuk kitapları girdi ve bir sıraya koymak zorunda kaldık bazı şeyleri. Şimdi tekrar grafik romana böyle bir dönüş başlıyor ufak ufak. O dönem çıkanlardan bir de Kapa. Robert Kapa tarihin bence gelmiş geçmiş en büyük savaş muhabiridir. İspanya İç Savaşı'ndan Vietnam'a kadar bütün savaşlar, o dönem içindeki bütün savaşlarda muhabirlik yapmış ve hep cephede olmuş. Normandiya çıkartmasını birebir askerlerin arasından çekmiş. Onu da işte Medal of Honor oynayanlar biliyordur bu sahnede. Yakın dönemde Medal of Honor haberlerde çıktı zaten biliyorsun. Bilmiyorum. Medal of Honor'dan aldıkları görüntüyü... Ha tamam biliyorum. İşte anladım. Bizim çocuklar diye çakıverdiler. Şey ne derler? Bir de neydi o film? Eray'ını kurtarmakta da vardır evet. Giriş sahnesi. Öyle askerlerin Normandiya yakasına çıkartma yaparken pıtır pıtır indiği. İşte o pıtır pıtır indirilen askerlerin arasında Robert Capa da var ve oradan sağa çıkıyor. Ve o kendisinin bir şekilde böyle efsunlu gibi falan olduğunu düşünüyor. Demek ki ben ölmeyeceğim diyor yani savaşta. Benim kaderi bu diyor ve her savaşa gidiyor. Hatta bir ara normal magazin fotoğrafçılığı demeyeyim de nasıl diyeyim. Normal fotoğrafçılık da yapıyor bir dönem. Amerika'ya falan yerleştiği zaman. Ama duramıyor yani bir şekilde. Adrenalin kesmiyordur onu artık. Gene bir, şimdi o sırada Vietnam Savaşı falan çıkınca Vietnam'a. Oradan da işte dediğim gibi İspanya İç Savaşı ile başlayıp. Onun hayat hikayesi. Alfred Hitchcock'la olan arkadaşlığı. Bir sürü ünlüyle. Çok yakın ilişkileri var. Çok da spoiler etmeyeyim. Kitabın içinde çok şey anlatıyor çünkü. Hatta İstanbul'a geldiği bir dönem var, onu da gösteriyor. Bahsediyor o kısımdan da. Önemli bir karakter tarihte. Çok güzel bir biyografi. Hani ben onu mesela hiç okumadan aldım telifini. Çünkü Fransızcam olmadığı için hiç İngilizce basılmamıştı o kitap. Ama çizimler hoşuma gitti. Tasarım da Kapa önemli bir karakter olunca hadi o kumara oynayacağım ben. O bir kumardı benim için yani. Kazandım. Çevirisi geldikten sonra okudum. İyi ki almışım dedim. Çok güzelmiş diye. Çünkü bunun İngilizcesi vardı. Bunu okumuştum İngilizcesinden de. Bunlar birbirinin devamı. Evet. Beyaz olan bir, gri olan ikinci. Şimdi sadece yani şurada yok bizde yok da birkaç da kitap bastı. Evet. Bir üçüncü line olarak da normal kitap şeyine girdik. O da bir tane Olamayanlar diye bir kitabımız çıktı. Burası yani çizgi roman dükkanı olduğu için burada olmaması normal. Ben de unuttum getirmeyi yanımda aslında hiç aklıma gelmedi. Olamayanlar edebiyat tarihinden böyle büyük başarısızlık öyküleri. Yani 52 tane böyle yazar olamamış insanın hayat hikayesi ve bayağı fail blog gibi bir şey aslında o. Yani böyle çok kara hikayeler var içinde yani böyle kara mizah diyeyim. Kara hikayeler demeyeyim de yani böyle hayatının romanını, trendi unutanından tut, işte kafkacılık oynayıp ya ben işte savaşa gidiyorum, ben dönmezsem yakın kitaplarımı deyip arkadaşı savaş biter biter kitapları yakıp sonra herifin dönmesi askerden yani savaştan falan böyle hikayeler var. Böyle ismi Kafka olduğu için kitaba basılmayan adam var isim benzerliğinden. Ha zaten göndermiştiniz siz bu metni diye bize falan. Hiç okumadan geri göndermişler, ha bize geldi bu adamlar diye. Bir sürü saçma sapan hikaye var böyle.
şanssızlıktan, beceriksizlikten, salaklıktan, dediğim gibi bir sürü şeyden dolayı bir türlü yazar olamamış. Her devirden, yani böyle tarihin bayağı eski, yani 1200'lü yıllardan da adam var bu hikayelerin içinde. İşte günümüzde hala yaşayan da var mesela. Starbucks'ta oturup bir şeyler yazmaya çalışan diye bitiyor zaten onun için. Starbucks'ta görebilirsiniz onu, oturup bir şeyler yazmaya çalışıyor diye. O öyle bir şey, eğlenceli bir kitaptı. Onu da okuduğum zaman çok hoşuma gitti diye dedim ben bunu. O da galiba sadece Türkiye'de basıldı. Yabancı bir ülke, Amerika'da basılmıştık. İlk telifi Türkiye'ye satıldı ve sadece Türkiye'ye satıldı diye biliyorum. Yani yazarı bizi Twitter'dan takip etmeye başladı. Onun da hikayesi kendi. Benzer bir hikaye. Oradan da bir fail çıkardım. Enteresan bir şeydi o. İkinci kitapta şey, Nick Cave'in kendi yazdığı bir şey, Kusmuk Torbası şarkısı diye bir turne günlüğü var. Aslında hani kitabın isminin öyle olmasının sebebi de Amerika turnesi sırasında uçaklardaki o ön koltukta duran kusmuk torbaları vardır. Yani kağıt bulamayınca onların üzerine karalayıp yazmış aklına gelenleri. Ve onları toplamış böyle. Ondan sonra kitap yapmış. Zaten Amerika'daki galiba ilk baskısı o şeylerin taranmış haliyle yapmışlar kitabı. Ha. Ama o grafik olarak yapmak mümkün olmadığı için, font olarak, önemli olarak, bir de okunurluğu çok şey. Düşük. O koleksiyonerler için daha çok zaten. Sonra normal kitap olarak da basılmış hali çıktı zaten. Onu ben hiç beklemedik bir anda geldi. Mesela bana tanıtım geldi ajanstan. İşte Nick Cave'in işte Sick Back Song kitabı çıktı falan diye böyle. Ben dedim kesin bunu 6.45 falan almıştır. Ama hani ben bir yazayım, ben bu kitapla ilgileniyorum dedim ajansa. Ha tabii olabilir falan dediler. Kimse şey yapmadı. Alabilirsiniz dediler tabii. Serbest dediler hakları şu an. Dedim ver hemen. Çok seviyorum. Elini tutana dedim. Ne kadar? Şaşırdım yani çünkü Siren Yayınları bastı daha önce. En az 2 baskı yaptı biliyorum. Diyebiliyorum. 6.45'in bastığı neydi kitabın adı? Çok güzel. Ve Eşek Meleği gördü. 2 baskı yaptı diyebiliyorum en az. Ve çok güzel bir kitaptı o da. Bu da güzel bir kitap. Yani adam iyi bir yazar bir yandan da. İyi bir müzisyen olduğu kadar. Bakalım şimdi zaten yakında da şey olacak. Yetişirse Haziran'a Murat, kadar. Tabii onu söyleyeyim. Türkiye'ye evet, geliyor. Konsere geliyor. Yetiştirebilirsek Haziran'a kadar Reinhard Kleist'in yaptığı bir grafik romanı var, Nick Cave'in biyografisi. Onu da işte çeviride şu an, yani Almancadan çevrildiği için o biraz uzun sürüyor şeyi. Reinhard Kleist'i da işte Castro veya işte neyse basıldı başka, Cash, ha, evet. Johnny Cash'in grafik romanlarından biliyordur insanlar. Bir de ondan önce şey gelecek, hani yeni çıkacaklar olarak da onu da duyurmuşum madem Kleist dedik. Reinhard Kleist'in Berliner Mythen diye, hani Berlin Efsaneleri diye bir grafik romanı var. O da işte zaten Nick Cave'li, onun sayesinde gördüm ben o Nick Cave'li grafik romanında. Berlin'de yaşayan Türk bir taksi şoförünün maceralarını çizmiş. Böyle kasketli, bıyıklı bir dayı böyle ve takside David Bowie binmiş, bilmem ne binmiş. David Bowie'nin Berlin'de evi varmış bu arada. Yani onu da kitaptan öğrendik yani. Öyle bir sürü kısa bir hikaye var yani. Taksine binen insanların anlattıklarını adam, yani Reinhard Kleist şey yapmış. Öyle hayali bir karakter bu arada o taksi şoförü. Ve işte o taksi şoförünün taksisine David Bowie biniyor, diğer işte Berlin'de yaşamış ünlüler biniyor, yazarlar, bilmem neler, siyasetçiler falan filan, onunla ilgili kısa hikayeler. Güzel, bayağı güzel. İlgi çekici, evet. Berlin efsaneleri, o işte çevirisi bitmek üzere diye bekliyoruz onu. Bir kartınızı alabilir miyim? Kasada var, arkadaşlar da isterseniz verirler. Bir kartı alabilir miyim? Şey nedir abi şimdi mesela bunlardan sonra grafik romana döneceğim diyorsun da söyleyebilir miyim? Berlin efsaneleri. O grafik roman yani bu formatta yani kapa gibi olacak o. Kafa gitti. Şey de öyle, Nick Cave de öyle. Yani en azından bu ikisi hani anlaşmaları yapılmış. Sözleşmesi evet, yapılmış, tertemiz. Evet. Öbür türlü yani şimdi söylersen hemen burada mail atıp ben de sağlıyormuşum. onun tarihini olmuyor. Veremiyorum çünkü onun çevirisi çok yavaş gidiyor. Çünkü ben çevirmiyorum onu. Söz verdiğim bir arkadaş vardı, o çeviriyor. İsmini vermeyeceğim, biraz yavaş çeviriyor. Aramızda değil. Understanding Comics var. Ha evet, onun sözleşmesi o doğru. Yapıldı. Doğru, o bayağıdır. Scott McCloud'un bayağıdır uğraşıyordum onun için. Nihayet yapıldı sözleşmesi. Çevirisi gelsin diye bekliyorum. Yani çevirisi geldiği an baskıya gireceğim kitaplarda biri. Çünkü çok önemli bir kitap yani. Evet. Vallahi adam çevirmenin de çizerinde bizim üstümüzden atıp atıp duruyor. Sırtlarının işlerini biraz daha çabuk yapın. Yapsanız arkadaşım ya bak. Adam bekliyor basmak için. O ne?
hadi ben. Ve süzülerek gidiyor değil mi? Yok onu şu, ama şu o, açıdan söylüyorum. Yani sen onu bana söyleyelim. Bayağı zaman oldu. Onun sözleşmesi çok uzun sürdü gelmesi. Aha. Yani firmayla pazarlık aşaması biraz uzun sürdü. Biraz yokuş yaptılar açıkçası. Öyleydi böyleydi. Pazarlıkta şuydu buydu falan diye. Arada ilgilenen başka yeni evleri girdi devreye. Onları bir savuşturmak zorunda kaldık. Ama geç oldu, temiz oldu. Yani şey, çünkü hani çizgi roman tarihi açısından da bayağı önemli bir eser. Ya dünyanın hemen hemen bütün güzel sanatlar akademilerinde ders kitabı olarak okutuluyor zaten. Şu an. Ki aslında ders kitabı değil bu arada, grafik roman bildiğiniz ama ders kitabı sınıfına girdi. Öyle bir anlatıyor yani. Evet. Evet, şu an zaman... elimizdeki planlar onlar. Birkaç tane daha çocuk kitabı var ama o başka bir şeyin konusu olsun. Evet, yani bir de onu da söyleme, bazı şeyler de sürpriz olsun. Tabii tabii. Biz de şaşıralım canım çıkınca. Her şey önce de bilmiyoruz. Çekini mi kaybetmiş abi şu an? Peki şey var mı hani Türkçe, yani yerli yazar çizerlerden öyküler basıyorsun çizgi mi? Çocuk kitabı var mı öyle bir şey? Var. Var. Hatta bak onu iyi söyledin yoksa çok ayıp olacak yani. Onun da çizimleri çabuk bitsin falan diye. Bak. Bitti ya, sonra satışlar yapılıyordu. Hani sonra işte künye sayfası falan ayarlanıyor. Zeynep Alpaslan'ın yazdığı ve Baysan Yüksel'in çizdiği bir tane çocuk kitabı var. Kış Kelebeği diye, böyle bir türlü kelebek olamayan küçük bir tırtılın hikayesi o da. Çok bir naif çizimleri var. Zaten Baysan elde çizdi onu. İşte bilgisayar girmek isteyen yani. Kağıtları çizip sonra tarandı vesaire. Ondan sonra yazılar yerleştirildi. Güzel bir şey olacak o da. O da bu aralar şey yapar. Yani son düzlüğe girdi o. İşte son künye sayfaları falan, yazar çizer biyografisi, onlarla uğraşıyorduk en son. Bugün hatta onlar geldi, ben buradayken mail geldi, telefona gördüm. İşte yakındır o da. Yani önümüzdeki 1-2 hafta içinde çıkmış olur diye tahmin ediyorum. O zaman ben videoyu 2 hafta sonra yayınlayayım. Ama o zaman yazar şeyleri, çizerleri, çevirmenlere şey olmaz. Evet. İşte doğru bitirin. Bütün işlemi 2 hafta aksatacaksın şu an. Tam hızlandırdık diyorum. Ben bunu yarım saat sonra falan koyarım. Yani şey olarak ona da girmiş olduk yani. Türk bir yazar çizerle çocuk kitabı olayına da girmiş olduk. Aslında kafamda var birkaç şey daha ama netleşmediği için onu söyleyemiyorum şu an. Görüştüğüm bir iki arkadaş var çizer olarak. Çocuk kitabı illüstratörü olan. Onun haricinde gene var. Türk çizerle ilgili birkaç bir şey daha var kafamda ama dediğim gibi onlar şu an çok yerli. Yerli ve milli istiyoruz biz. Yerli. Milli değil, yerli. Yerli deyince de böyle şey gibi, indiğin gibi anlıyor ya insan gibi. Yerliler geliyor. Yerliler olsuz anlamak ya, ateş suyu her şeyi çekiyor. Tabii şey de oluyordur. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani genel olarak okuyucular ya da başka çizerler senin yerli çizerlerin işlerini bastığını gördüğünde sana hani geliyorlardır diye tahmin tabii, ediyorum. Geliyor. İçlerinden beğendiğin var mı mesela şu an şöyle çok, yani isim vermene gerek yok ama ya, bu bir tane çok iyi falan. İşi görmedim, sırf ismi bildiğim için böyle sabırsızlıkla beklediğim bir tane var yani. Çünkü hani çok beğendiğim bir çizer. Olursa... Cimli mi diyormuş falan. Cimli. Yerli. Yerli. olursa... Acayip mutlu olurum. Olmazsa can sağlığı. Yani bir şey diyemiyorum şu an tamamen. Yani benim elimde olan bir şey değil. Ama böyle hevesle bekliyorum. Onun dışında başka şeyler var dediğim gibi kafamda. Projeler var. Ama şu an çok havada duruyor hepsi. Yani hep zamana... Bu süreç tabii yani yayıncılıkta yani telif almaktan yeni bir eserin yaratılması, yani telif almak da uzun sürüyor. Hele yeni bir eserin yaratılması çok daha uzun, daha uzun yani. Sen biliyorum bir de hani çok böyle kesin olmadan hiçbir şey de söylemezsin. Yok yok, ondan sonra yani mahcup olma şeyi oluyor yani çünkü neyse yayından sonra konuşuruz. Yayından sonra ne yani dediğini merak edenler. Hani iyi ki öyle yapmışım dediğim olaylar oldu yani. Yani böyle tam böyle hani duyurasın gelirken böyle ters köşeye yaptığımız falan oluyor. Piyasa öyle yani, her işte vardır bu. Bizimle alakalı değil yani. Yani şey, çünkü bu ajanslarda bazıları gerçekten hani etik olarak düzgün davranmıyorlar. Yani hani nedir? Sözlü anlaştıysan anlaşmışsındır. Ama bir anda sen hani anlaştım diye bakıyorsun çünkü senin sözün söz. Hı-hı. Ama karşı taraf tam fırıldak olduğu için. Tatlıcı güvercin hepsi onların böyle. Ya o şey gibi işte futbol
O zaman da falan son 25 dakika kala Crystal Palace'a gidememesi gibi bir şey. Evet. Yani yazık. Ama o tip şeyler işte her alanda oluyordan kastım aslında. Yani evet. Sen de duyuruyorsun, haber yapıyorsun bilmem ne falan filan, vazgeçiyor adamlar tabii. Son dakikada yani. Zamanında Rıdvan Galatasaray forması giydi. Tabii. Transfer oldu falan yani. Sen de çizerleri kaçırıyor musun? Tabii. Böyle daha da kulübem var bir tane. Orada böyle... Ama anlık kadar olay bir çuval patatesten ileride de o kaçırma hikayelerinin vazgeçilmesi bir çuval patates. Senin hikayelerde yok mu? Yok mesela Selçuk'u ben kanlık odaya kalıp çiğ etle besliyorum ki öyle kasap gibi hikayeler. Kanlı canlı diyorsun. Tabii. Şimdi peki şöyle bir şey diyeyim mi? Hani vardır aklına mesela Selçuk'un yurt dışına yaptığı işi, daha iş daha yapılmadı, açıklanmadı bile. Bir fasükü çizildi onu yani şöyle. Hani şey anlamında dedim yani hani açıklanmadı, duyurulmadı yok, diye. Yok duyurulmadı yani çünkü yayın evi de henüz belli değil. Oradaki bir yazardan geldi şey teklif ve hikaye. Bir fasükülü çizdi. Bunu işte o fasükülü güzel de bir hikaye, ben sevdiğim hikayeyi yani. Sunacak oradaki yayın evlerine. Nereleri sunacağını da biliyoruz ama dediğim gibi şu tabii. An yani o sonra büyük ihtimalle onu Türkçe olarak da göreceğiz Sırplan'dan. Tabii yani basılsın orada %100. Orada basılmasa burada yani devamı yazılırsa anca belki. Şimdi o tek fasikül hikayenin başını başı anlatıyor. İşte o anlamda yani, devamı. Hani... Dediğim gibi hikayenin genelini yani devamını bilmiyorum ama sinopsis olarak biliyorum. Çünkü hani o yapılan konuşmada ben de vardım Skype üzerinden yapılan şeyde, görüşmede. Akıllı bir adam hani şey yapan adam, işi bilen bir adam. Ünlü bir yazar değil ama piyasayı çok iyi biliyor. Ve şey, dediğim gibi fikir güzel bir fikir. Yani o sinopsis olarak sunduğu fikir güzel bir fikir. Eğer kabul edilir de o devam ederse o seri, mutlaka basarız yani. Onlar şey, inşallah. Onlar diyelim ki o hiçbir şey bulamadı ama şimdi... O adamın tabii gerisini yazması lazım yazarın tabii. Yani o yazmayan, orada bir şey olmazsa yazmayacaktır büyük ihtimalle. Tabii. Ama bulurlar diye tahmin ediyorum çünkü bu sektörün içinden insanlar yani. Biri bir yer olmazsa başka bir yer olur mutlaka. İnşallah. Biz de okuyucu olarak bekliyoruz. Biz de bekliyoruz Allah. Evet, Selçuk bu maçı istiyor. Biz Selçuk'u atarlarla bitirelim şeyi. Karşıda top. Tamam. Olsun. Karşıdaki adam adını bilmiyoruz. Yap falan. Chat. Meydan dayağı yere kadar ısrar edeceğiz değil mi biz bunu yapmaya böyle? Herkese atar herkese. Ey Diyanar. O zaman evet abi eline sağlık. Afiyet olsun. Daha fazlasını bekliyoruz. Valla dedim ya 2018 biraz daha herhalde hareketli geçecek Sırtlan için. Öyle gözüküyor yani. Giriş güzel oldu. Hani başka bir yerle gelişmesi de güzel olur diye umuyorum. Biz de öyle bekliyoruz zaten. Yani biz de onu istiyoruz. Olsun böyle şeyler. Evet. Yolun açık olsun şimdi. Sanki böyle hiç tanımadığım birine bir şey söylüyormuşum gibi oldu. Tekrar görüşelim. O kadar da tanışıyor sayılmazsınız. 30 yıl falan. 15-16 falan. 15 minimum 15. Tamam güzel abartmışım. Evet. İki kat iyi, fena evet, değil. Senin de bir 10 senemiz var henüz. Var. Ben Sırtlan'ın %0.01 ortağıyım. Öyle bir durum var yani. Neyse abi o zaman... Devamını heyecanla bekliyoruz. Peki aylık devamını mı çıkaracaksınız? Yok, aylık çıkmayacak. Ortalama 2 ay, 1,5 ay, 2 ay. 2 ay diye düşünelim. Yani işte ocağın 24'ünde mi çıktı? İkinci sayı Mart'ta çıkacağım. İlla Mart'ın 24'ü olarak düşünmeyin. Anladım. Yani Mart ortası gibi. Tamam. Yani çünkü şeyde de şimdi yurt dışında da 4 çıktı en son. İşte evet. Cilt çıktı. Ara onlar da ara verdiler. 5. işte çiziyor evet. Şu an bildiğim kadarıyla Sümeyye. Hem... Dört kitap sözleşme yaptığımız için biz hani ilk 4 kitabı bitirdiğimizde de oradaki 8 kitap bitmiş olur, 8. fasikül çıkmış olur. Yeni bir 4 kitaplık sözleşme yapabiliriz. Yoksa insanlar daha çok beklemek zorunda kalacak. Tabii her fasikül için ayrı anlaşma zaten o yani olmuyor. Çok kolaymış gibi geliyor. Hani gerçekten ben de anlamıyorum. Ya zaten adamla çalışıyorsun, şartlar belli. Bir anlaşmayı, aynı anlaşmayı bir sonrakine atıyorum. Bir yazıyorsa iki yapman ne kadar zor olabilir? Diye düşünüyorsun okuyucu olarak ya da mantıklı biri olarak ve çok zor. Tabii canım onu şey diyor mesela DC'ye sen şeyi gönderiyorsun.
teklifi. O kağıt güneşte biraz sarılıyor, hafif tozlanıyor falan, bir şeyler oluyor. Şunun altında kalıyor falan. Sonra ha diyorlar ve unutuyorsun yaptığın teklifi. Ondan sonra onaylanıp geliyor bir gün falan. Öyle hikayeler var. Neler yok. Teşekkür ederiz abicim. Ben teşekkür ederim. Sarılıp öpüyorum. Önce Luluç şey yapalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.